Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün girişimciler için çok güzel bir fırsat var. Bu fırsatı sizlerle birlikte konuşacağız. 5 kilovan 100 lira falan diyerekten böyle. Tabii ki bunları bir kenara bırakıyorum. Sanal dünyada gerçekten çok güzel fırsatlar var. Bir konuğumuz var. Konuğumuzu isterseniz tanıyalım. Aslında size hediye ettiğimiz bu bardakların sponsoru. Oradan daha çok hatırlayan oluyor çünkü. Seni ve işini, kurumunu kısaca tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Üyeli, Limonost kurucu ortağıyım ve şu an şirkette genel koordinatör olarak çalışıyorum. Data center hizmetleri ve bulut servis sağlayıcılığı yapıyoruz. Zaten sizinle de bir iş ortaklığımız var. Evet. Bolca da bahsediyoruz arkadaşlara. Bugün de aslında sizinle de konuşacağımız şey kendi hosting şirketine sahip ol. Ya bu çok güzel bir fırsat. Yani aslında bir yandan kendi işinizi izleyenlerle ortak paylaşıyorsunuz. Evet. Şöyle ki bir fırsat var arkadaşlar. Şimdi şahsen ben kendimi düşünüyorum. Üzerimde 100'e yakın kayıtlı domain var. Şimdi bu domainler için hosting kullanıyorum. Her zaman size yazıyorum. İşte diyorum ki abi diyorum bana böyle bir hosting lazım. Şöyle bir site için şöyle bir hosting lazım. Sağ olun. Hemen hallediyorsunuz, gönderiyorsunuz. Ama bunları yönetmek, her biri için ayrı şifreler, ayrı yönetim ayrı paneller kullanmak. Aynen öyle. Çok büyük dert oluyor belli zaman sonra. Şimdi fırsat şu sevgili izleyiciler. Siz bunların hepsini kendiniz kolayca yönetebildiğiniz gibi bunu bir işe de çevirebiliyorsunuz. Aslında kendi hosting şirketinizi nasıl kuracağınızı bu videoda anlatacağız. Abi nasıl olacak bu iş? Abi şimdi şöyle. Bize devamlı bayi hosting ile ilgili talepler geliyordu. Biz nasıl bayi hosting yapabiliriz, nasıl resell edebiliriz, kendi domainlerimiz var, yazılım geliştiriyorum, evde yazılımımı nasıl satabilirim, nasıl bunu paraya dönüştürebilirim gibi sorular geliyordu. Biz de oturduk ekiple beraber, düşündük, dedik ki bunu ne yapabiliriz? Mevcut paketleri inceledik, rakiplerimize baktık. Herkes de standart paylaşımlı hostingler var. Biz dedik ki bunu bir adım daha öteye atalım ve bunu daha profesyonel bir halde müşterilerimize sunalım. Burada da şöyle bir fikir çıktı. Zaten biz bir bulut altyapımız var. Bu bulut altyapısından kolaylıkla sanal sunucu oluşturabiliyoruz. Dedik ki biz burada Linux paketleri oluşturalım. Bu paketlerin üstüne bir hosting şirketinde ne ihtiyaç var? Tabii ki cPanel. cPanel'i bunun üzerine kuralım, entegre edelim. Bununla ilgili gerekli güvenlik sertifikalarını yükleyelim. SSL'lerini de biz bunun içinde koyalım. Hatta temel anlamda da destek hizmeti sunalım. Yani oradaki yeni başlamış bir arkadaşımız geldiğinde bize ben burada nasıl paket oluşturacağım, bu paketleri nasıl entegre edeceğim, kullanıcı nasıl oluşturacağım gibi sorularını da temel düzeyde bize sorsun. Biz deneyimlerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Böyle bir paket oluşturduk. Ya şey süper, cPanel kısmı çok kolay dostlar. Yani ben bazen diyorum ki bir şeyin ne kadar basit olduğunu anlatabilmek için şu kriteri kullanıyorum. E-posta yazmak kadar kolay. Yani bir e-posta yazarken kime göndereceğinizi yazıyorsunuz. Ve nereleri doldurmanız gereken şeyler belli. Ve cPanel de size tam bu kolaylığı sunuyor. Yani bir hosting hesabını yönetirken ihtiyaç duyduğunuz şeyler karmaşık gibi görünse de cPanel'e çok kolay bir şekilde yapıyorsunuz. Bu da hani belki bizi izleyenler arasında şey olabilir. Ya tamam eyvallah güzel bir fırsat biliyorum herkes site ve hosting istiyor ama ben teknik konularda çok uzman değilim diyen insanlar için bir kolaylık aslında. Tabii tabii. Yani çünkü en büyük sorun şu, ben bir Linux sunucuyu nasıl yöneteceğim? Arka planda bir dedicated sunucu alsam bunun arızasıyla mı uğraşacağım? Yedeklemesiyle mi uğraşacağım? Ya da diski arızalandı, ben müşterilerime hizmet veremez duruma gelirsem ne kadar sürede cevap vereceğim? Aslında bütün bunları ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü üzerinde bir bulut altyapısı var, alt tabanında. Evet. Üstünde bir cPanel var. Ve kullanıcıların aslında yönetecek hiçbir şey kalmamış oluyor burada. Tamamıyla cPanel'de kendi paketlerini oluşturacaklar, FTP hesaplarını açacaklar ki bunların hepsi cPanel'de biliyorsun abi zaten birkaç klikte yapılabiliyor. Doğru. Hatta cPanel'in yeni geliştirdiği modellerde WordPress kurulumları bile otomatik olarak geliyor. Evet. Yani müşterilerine belki WordPress kurulumu için gir arama butonuna WordPress yaz panelde ve kur diyerek birkaç adımda kurabilecekler. Genelde de zaten çoğu site WordPress altyapısını kuruyor. Tabii atıyorum. Ki. Benim işte kuzenim yeni bir şirket açtı. Abi diyor bize bir web sitesi lazım. Yani önerdiğim tek şey yani bir WordPress altyapısına sahip bir hosting al. WordPress kurulsun. Üstüne bir tane temayı giydir satın ya da al. Satın al. Düzenle. Buyur. Şirketin web sitesi hazır. Tabii. Bu arada şöyle de bir
artı hizmetiniz var değil mi? Tamam eyvallah cPanel kolay ama oldu ya bir yerde takıldı. Hı hı. Yani ne yapacağını bilemedi. O konuda sizinle teknik destek alabiliyor. Tabii. Sizin o konuda tabii. Hizmetiniz çok iyi. Bazen bizim sunucularımız da Limanos'ta olduğu için bazen saldırılar oluyor. İşte iPhone tanıtılıyor. Milyonlarca insan bizim serverlara akıyor. Data center'ın kapasitelerini zorlamaya başlıyoruz. O arada en ufak bir şey olduğunda teknik desteğe e-posta attığımızda 7/24 cevap alabiliyoruz. Benzer şekilde kendi hosting şirketini kurmak isteyen dostlarımız için de bu hizmet devam ediyor. Tabii tabii bu hizmeti sunacağız arkadaşlarımız. Aslında en büyük fark yarattığımız nokta da bu. Çünkü biz bunu alın siz artık bu serverla baş başasınız demiyoruz arkadaşlara. Her zaman bizim teknik ekibimizden yararlanabilecekler. Temel düzeydeki bütün sorunlarını biz yanıtlamakta memnuniyet duyacağız zaten. Süper. Bu arada şey var abi mesela bu fırsatı sunan bir sürü de yer var ama aynen hosting ya da diğer hizmetleri seçerken dikkat ettiğimiz şeyler var. Benzer kriterler burası için de geçerli değil mi? Yani kendi hosting şirketini kur. Herhangi bir yerde bir banner yayınlanabilir. Tıkladığı zaman girebilir. Onun güvenilir olup olmadığını nasıl anlayacak? Mesela siz burada adınız belli, adresiniz belli, iş ortaklarınız belli. Bir güven sunabiliyorsunuz. Tabii tabii. Telefonda tabii, karşılığınızda tabii, biri var. Ama başka yerler böyle abuk sabuk enteresan. Aslında burada bu müşterilerimiz ya da bu işi yapacak arkadaşlarımız Limanos güvencesiyle bunu sağladıklarını rahatlıkla söyleyebilirler. Çünkü burada biz Tier 3 seviyesinde bir data center'da hizmet veriyoruz aslında. Onu bilmeyen çok insan var. Mesela Tier 3 ne demek? Yani belli bir standart aslında ama. Evet bu sertifikaları almak çok zor ve bu bir standart dediğin gibi. Yani şimdi bazen hosting firmalarını değerlendirirken şey soruları geliyor. Yani orada 5 dolar, burada 2 dolar. Aslında o 2 dolarla 5 dolar arasındaki farkı tam olarak şurada anlıyorsun. Bir felaket anında. Evet. Tabii bu felaketin boyutuna göre de değişir. Yani sen Tier 1 data center'da çalışıyorsan belki onların jeneratörü bile yedekli olmayabilir. Çünkü sertifika standartlarında böyle şeyler var. Şimdi bu çok önemli. Biz data center bizim için en önemli konu. Biliyorsun çok büyük siteleri de host ediyoruz burada, barındırıyoruz ve bu sitelerin bir dakika durmaya tahammülü yok çünkü artık doğru. Hayatımız buna bağlı oldu. Doğru. Yani bizim data center'ımızda örnek vermek gerekirse jeneratör altyapısından UPS altyapısına, işte panolardan her şeyi, hatta giden kablolara kadar her şey çift olarak dizayn edilmiş durumda. Yani bir jeneratör grubu varsa başka bir jeneratör grubu daha var. Dosyaların yedeği değil aynı zamanda diğer donanımların da aynen yedeği öyle. Var. Fiziksel diyorsun. Olarak da fiziksel olan bütün ortamın da yedeği var. Tabi data center ISO 27001 standartına yönetiliyor. ISO 27001 de bilgi güvenliği sertifikası ve uluslararası bir sertifikadır bu. Yani bu şu demek. Oraya giriş çıkış yapan herkes her şekilde kayıt altına alınıyor. Orada bir vida bile sıkılsa bu kayıt altında alıyor ve belli bir onay sürecinden geçerek orada işlem yapılıyor. Bu da aslında kalitenin kriterlerinden bir tanesi tabii ki, değil mi? Tabii ki, yani tabii. Aslında burada herkes belki bu hizmeti vermeye çalışıyor olabilir ama bu standartları destekleyen şirketlerden satın alınması çok daha iyi olur diye düşünüyoruz. Bir de merak edenler olabilir abi fiyatlar. Yani bu işe evet girmek istiyorum ben tamam zaten. Bir sürü benim kendi domainim var, kendi sitem var. Hem ben kendi işlerimi biraz daha kolay yöneteyim. Hı hı. Aslında bu böyle ajandaya benziyor. Bütün her şeyinizi bir yerde topluyorsunuz. Tabii tabii. Onun dışında başka işler de yapayım. Mesela eşe, dosta, akrabama ya da olayı tamamen kişisellikten çıkartıp hakikaten ben işte bulunduğum yerde hosting şirketi olmak istiyorum. Tabii ya bu yerel bir bölgede de olabilir. Çünkü Anadolu'dan da çok arayan oluyor. Belli lokal bölgelerden de arayan çok oluyor. Çünkü bu iş aslında ne kadar kabul etmesek de güvene dayalı bir iş. Evet. Ve şöyle yürüyor aslında. Biri sana güveniyorsa diyor ki abi benim bir web sitem var. Sen de biraz bilgisayarla uğraşıyorsun. Bana bir yardımcı ola dönüyor bir noktadan sonra. Ve bu yerel insanlar için de çok önemli bir şey. Evet. Ve her şey için, her şeyin içinde bulunduğu da bir sistem olacak burada. Biz burada fiyatları mümkün olduğunca ucuz tutmaya çalıştık. Çünkü günümüz şartlarında zaten her şey çok pahalı ve herkes bu işten çok az para kazanabilir hale geldi. Ama bizim hosting fiyatımız burada 35 dolar olacak. Ve 35 doların içinde işte dediğim gibi cPanel, SSL sertifikası ve o belirlediğimiz Linux sunucu olacak. Bütün detayları da zaten web sitemizde var. Arkadaşlar da gidip bulabilirler oradan her şeyi. 35 dolar aylık fiyatımız var burada.
Evet arkadaşlar, burada bir tane de link veririz. O linke tıkladığınızda bu detayların yazıldığı web sitesine göndermiş oluruz. $35'la bu işe başlıyorlar anladığım kadarıyla. Evet, bir de abi bundan sonrası için de aslında planladığımız bazı şeyler var. Aslında biz bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü bir hosting şirketi kurmak, tamam, bu bir başlangıç. En büyük noktası bunun ne? Alan adı tahsisi. Biz burada müşterilerimize ve özellikle reseller satın alan müşterilerimize alan adı tahsisinde de kolaylık ve indirim sağlayacağız. Aynı zamanda da belli API'larla bunları destekleyeceğiz. Yani kendi web sitesi üzerinden alan adı alım satım işlemlerini de yapabilecek. Mu? Zaten Whois sorgulamalarını yapacak, boş mu dolu mu diye. Onun dışında da direkt satın alabilecek ve domain yönetme işlemlerini de yapabilecek. Yani kendi DNS kayıtlarını yapabilecek, kendi name serverlarını kaydedebilecek. Tabii bir sonraki adımda da onları da daha sonra açıklarız zaten. Abi şey süper ya, bir ara biz hatırlıyorum da yani siteyi kurduğumuzda Shift.net'te domain için işlem yapmak yani o kadar zor şeylerdi ki. Eskiden, mesela evet. Şeyi kullanıyorduk, e-posta altyapısı için Google'ın Google Apps kullanıyorduk. Google Apps kullanmak için sadece işte MX kaydını değiştirmemiz lazım. Yani şu anda anladığım kadarıyla böyle bir dakika içinde yapılan bir şey. Tabii. Yani saniyeler içerisinde MX kaydı değiştirebiliyoruz. Yani. Şöyle söyleyeyim, biz günlerce uğraşmıştık. Yani haftayı falan geçmişti. Mail atıyoruz, telefon açıyoruz, ne olur diyoruz, yalvarıyoruz, o belge, bu belge gönderiyoruz falan. Çünkü şey, ya aslında bütün her şeyin DNS'te. Yani evet. Sen DNS'e sahipsen aslında o siteye de sahip olmuş oluyorsun. Tabii eskiden bu işler bir dönemde internet az kullanıldığı için çok kolaydı. Bir dönem sonra da çok zorlaştı. İşte belge istiyorlar senden, gönderiyorsun. Oradaki DNS admini gidiyor, onu değiştiriyor vesaire. İşte update oldu mu, olmadı mı gibi süreçler yaşıyorduk. Ama şu an artık panel üzerinden her şeyinizi yönetebiliyorsunuz. Evet dostlar, Limonhost gerçekten enteresan bir şirket diyorum. Beraber çalışıyoruz ama böyle beraber çalıştığımızda daha bugün bile konuştuk. İşte bu videoları ne yapalım, yedekleme işlerinde bir kriz durumunda ne yapalım falan. Bunlar bizim çok hoşumuza gidiyor. Ben eminim siz kendi isteğiniz vardır ya da etrafınıza verdiğiniz hizmetler vardır. Bunları bir araya toparlamak ve bunu bir fırsata çevirmek istiyorsanız, başlıkta da söylediğimiz gibi kendi hosting şirketinizi kurmak istiyorsanız Limonhost'la irtibata geçebilirsiniz. Sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da yazdığınız zaman çok hızlı bir şekilde geri dönüş alabiliyorsunuz. Bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bir de bunlar çok keyifli konular. Bunları yine seninle çok konuşmak isterim. Açıkçası arkadaşları bekleyen fırsatlar nedir? Nelere dikkat etmeleri lazım? Tabii her zaman. Bu konuda sık sık konuşalım. Tamam. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.